Nokta TV'den herkese tekrar merhabalar. Bugün sizlerle beraber yine tüm bölge çalışacağız. Önce ısınacağız, sonra hareketleri tek tek yapacağız. Hazırsak başlayalım, küçük küçük koşalım. Hadi bakalım, artık biraz daha ısınmaları biraz daha hızlı geçeceğiz. Çünkü artık ısınma yapıyoruz, evet. Öne doğru 100 bakalım. Evet, 100 iyi, tam 100. Ve geriye doğru. Evet, siz bu ısınmaları kendinize göre şiddetini artırabilirsiniz, biraz daha uzatabiliriz. Buradaki amacımız da antrenmanlardaki sakatlanma riskini arkadaşlar önlemek. Çünkü önce sizin sağlığınız bizim çok önemli. Bugün sizler yine ne yapacağız? Yine 5 litrelik suyum var. Hemen ardından birer litre suyumuz var. Arkadaşlar sorarsanız pH'leri önemli değil. Sadece birer tane olması yeterli. En çok kilo alınan kısımların bir tanesi iç bacak. Bugün sizlerle beraber öncelikle iç bacaktan başlayacağız. 5 litrelik suyu aldım. Sumo squat yapacağız. Yani parmak uçlarım çapraz dışarıda. Kolların düz ve tam karşıya bakacak şekilde. Ben size nasıl tam bakıyorsam siz de bana aynı şekilde karşıya bakın. Kalçam geride, yine sandalye oturuyormuş gibi kettlebell'i, yani 5 litrelik suyu yeri değdir. Hep spor salonunda kettlebell yaptığım için suda bazen şaşırabiliyoruz. Siz de şaşırabiliyorsunuz. Çok normal. 15 tekrar yapacağız bugün. 3x15. 10 oldu. 11, nefesini boşalt yukarıda. 12, 13, 14 ve 15. Bıraktık. İç bacağı devam edeceğiz. Çünkü sanırsam en çok iç bacak ile ilgili egzersizler yapmak istiyorsunuz. Aynı şekilde kucağıma aldım, tutacağım bunu. Bırakmayacağım. Ya da böyle tutabilirsiniz, nasıl isterseniz. Daha öncekinde öne doğru yapmak için geriye doğru yapacağız. Lunge. Sabit noktada. Lunge. Evet, dengeni korumak için sabit bir yere bak. Normalde egzersizlerimiz 3x15. Ben bugünlük sadece sizlere göstermek için birer set yapıyorum. Tamam mıyız? Herkes yapıyor mu? Sadece ben yapmıyorum değil mi? Güzel, tamam, süper. Hep beraber yapmaya devam edeceğiz. Son kez yaptım. Süper. Artık 5 litreyi kenara bırakacağım. Daha sonra onlarla ilgili bir egzersiz daha yapacağım. Siz ne yapacaksınız? 3'er set 15 tekrar yapacaksınız. Eğer ilk seferde 15 3 set fazla gelirse 1'er sete indirebilirsiniz. Daha sonra 3'er sete çıkartabilirsiniz. Şimdi geldik omuzlar. Ön omuz dediğimiz anterior deltoid. Biraz flexor olarak aldım. Omuz hizasını kaldırıyorum. Göz ucuyla görecek şekilde. Bazıları yukarı doğru kaldırır, gerek yok. Sadece omuz hizasını kaldırmamız yeterli. Ve her kaldırınızda nefesinizi boşaltın. Süper. Evet, kaslarına giden oksijene yol aç. Oksijenlerin kasa gitmezse yağ yakımı da olmaz, kas artırımı da olmaz. Süper, evet. Omuzlar hissetmeye başladım. Şimdi ne yapacağız? Ceketleri ya da tişörtleri giydiğimizde vitrindeki mankenler gibi düz durmak için ne yapacağız? Sırt çalışacağız. Evet, bu pozisyonu her zaman yapıyorum. Buna önem gösterin. Öne doğru eğildim. Sadece diz kapaklarımı büktüm. Bakın, sırtın dik. Masa gibi. Bu tür egzersizleri aynanın karşısında yapmanızı istiyorum. Şimdi avuçları birbirine bakacak şekilde kürek kemiklerini sıkıştır. Kürek kemiklerini hisset. Onlar da sizin bir hayatınızın parçası. Kürek kemikleri sıkıştır ve nefesini boşalt. Evet, ceketleri ve tişörtleri giydiğinizde dik durmasını istiyorsanız sırt çalışmak zorundasınız. Evet. Son 3. Nefesini boşalt. 10, 5. Süper. İnsanlar en çok şunu sorar. Hocam, nerede nefesimizi boşaltmamız gerekiyor? Arkadaşlar, bazı hareketler iterken boşaltırsınız. Bazı hareketleri çekerken boşaltırsınız. Bazı hareketleri yan açı yaparken. O yüzden nerede zorlanıyorsanız orada nefesimizi boşaltacağız. Tamam mıyız? İç bacak çalıştık. Omuz, sırt ve göğüs çalışacağız. Bakın, yere yatacağım. Evet. Yerdeki hareketimi devam ediyoruz. Biraz daha zorlaştırmak için ayaklarımızı kaldıracağız. Her egzersiz 15 tekrar olacak şekilde. Tamam mıyız? Bunu özen gösteriyoruz. Şu anda karın kaslarımı çalışıyor. Göğüs kas gruplarım, omuz kas gruplarım ve arka kol çalışıyor. Süper. Hadi son 3.
Son 2. Son 1. Son kez yaptık. Süper. Evet, harika. Şimdi göğüs kas grubuna yardımcı olan arka kol dediğimiz triceps hareketi çalışacağız. Evet, kollar düz. Göğüs hizası olacak şekilde. Bakın, başımı burada koruyacağım. Dirsekler 90 derece ve kollarımı tam düzelteceğim. Şu anda arka kol ve triceps içi dediğimiz hareketlerini çalışıyoruz. Süper. Önce emniyet. Başınızı koruyun. Göz ucuyla ağırlıklara bakın. Sakın başınıza düşürmeyin. Sonra metrocuyu izlerken sakatlandın demeyin bak. Evet. Hadi son 4. Son 3. Son 2. Son 1. Son kez yaptığım. Süper. Ağırlıklar kenarda. Son hareketimizi yerde yapacağız. Biliyorum yerde yaptığınız egzersizi çok seviyorsunuz. Şimdi ellerini belimin altına koyacağız. Biraz alt karın çalışalım. Ama sakın unutmayın, karın çalışarak karın yağları erimez. Sonra Nokta TV'de Metin Hoca'dan izledim. Bak doğru söylüyormuş demeyin, tamam mı? Bacakları tam uzatmayacağım. Dizleri karnıma doğru çekeceğim. Nefesini boşa. Başını kaldırma. Boyuna binen yükü azal. Evet, devam et. 15 tekrar yapacağız arkadaşlar. 8. Hadi devam edelim. 9. 10. Son hareketini izletiyoruz. 11. 12. Bel boşluğunun oluşmasına izin verme. Son kez yapacak. Ve süper. Şimdi yavaşça ayağa kalkıyoruz. Emniyetli bir şekilde. Evet, ne yapacağız şimdi? Küçük bir soğuma egzersizi yapacağız. Minik. Eller göğüs kafesinde. Doğru çektim. Belden dönüyorum. Her hareketim 10'ar saniye. Aç göğüs kafesini. Süper. Diğer tarafa çektim. Süper. Şimdi başımı sağa ya da sola çekiyorum. Diğer tarafa. Evet. Siz bunu 20'şer saniyede yapabilirsiniz. Son kez çenenden tutup yere doğru yavaşça. Evet. Şimdi parmak uçlarına doğru uzan. Parmak uçlarını tutmaya çalış. Yukarı kalktım. C pozisyonunda yukarıda kollar. Yine bitirişimizi yapacağız. Eller çapraz. Kendine sev. Kendine teşekkür et. Bir sonraki egzersizde Nokta TV'de beraber görüşmek üzere. Kendinize mutlu kalın. Fit olma yolundasınız. Hoşça kalın.